Merhabalar, bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy ve bugün biraz da şeyleri konuşacağız. Yeni çıkan animeleri konuşacağız. Hani sıradan bir liste yapacağıma, işte kışın çıkacak olan anime listesi yapacağıma, zaten birçok kanal yapıyor İngilizce Türkçe. Onları izleyip, yani sonuçta bir iki bölüm izleyip eğer tutuluyorsa, güzelse, benim de hoşuma gittiyse devam ederim diye düşündüm. Tutulmuyorsa en azından burada bir yorumumuzu yapmış oluruz. Çünkü bazen yani hype olan tamam animeler var, bazen de kendime göre animeler vardır. Hani ondan dolayı belki benim hoşuma gidiyor ve devam edeceğim. Ve bugün Metallic Rouge hakkında konuşacağız. Metallic Rouge aslında ben sinopsisi okumuştum. Sinopsisi bilenler için, yani kısa bir hikaye tanıtımını bilenler için çok kolay. Ama bilmeyenler için çok fluydu. Yani senaryo bakımında ne olup ne bittiğini anlamak zordu Metallic Rouge'da. Kısaca sinopsis aslında bir iki tane karakter. Biri robot, biri de insan. Mars'a geliyorlar bir görev için ve o Mars'ta 9 tane öldürmesi gereken özel zırhlı, yani armür robotlar, robot öldürecekler. Ve burada tabii o süre zarfında, bütün bu yolculuklar, görev sırasında görevleri gerçekten iyi emeller için mi, kötü emeller için mi gittikçe sorgulamaya başlayacaklar. Fark ettiyseniz yine mangalarda, animelerde artık bir derinlik katmanı yapmaya çalışıyorlar. Hani yani bu yapılan görevlerde bir etik kavram sorgulanması yapılıyor. Bu da güzel bir şey. Biraz hani şimdi birçok nosyonlar, birçok kavramlar siyah beyaz değildir, gridir ya. Ondan dolayı biraz hani bizim şu an jeopolitik gördüklerimize göre de belirleniyor. Metallic Rouge'da hani sinopsiste sıkıntı yok ama abi girişte sıkıntı. Hakim denilen, pardon, Malik denilen bir karakter var vesaire. Biraz Hunter x Hunter'daki Hisoka'ya benzen bir karakterimiz var, Joker. Ama burada hani Mars'ta oluyor ve inanılmaz bir Blade Runner tarzı artistik bir tarafı var ve gerçekten de benziyor. Blade Runner'ı tut, mesela Blade Runner'ın dışındaki Night City'ye de çok benziyor Cyberpunk'taki. Bu arada DLC'yi daha yapmadım, Phantom Liberty'yi. Aynı zamanda benim de şu tarafı da bana benzetildi. Yani normalde işte bu robot kavramları var. Robotlar artık sivilizasyonun içerisinde ve onları alimente eden işte bir tane sıvı var. O sıvıya da bir isim söylüyorlardı da unuttum şu an. Ve o sıvılar aslında robotlar için yaşam kaynağıyken insanlar da bunu hırsızlayıp ya bir uyuşturucu, yani bağımlılık haline getiren bir maddeye dönüşüyor ya da onu pahalıya satıyorlar. İnsanlar böyle yapıyor ve bu tarafı beni inanılmaz BioShock oyununa çok benzetmiştir. BioShock'ta çünkü 1 2 3 ilki PlayStation 3'te çıkmıştı. Orada mesela şey vardı. Hani Big Daddy'ler ve Sister'lar vardı. Orada mesela insanlar önce bir belli bir maddeyi fen işleri için kullanırken kendi emelleri kendilerine bağımlılık edecek haline geliyorlar. Dolayısıyla maddeleşiyor ve uyuşturuculaşıyor o madde. Ve ondan sonra Rupture denilen alt bilinmeyen bir siteyi yok ediyor tamamıyla iç savaş sonucu. Tabii bilinen ön taraf buydu. Neyse, hani çok detaylara girmeyeyim ama dediğim gibi çok güzel referanslar var. Zaten anime temizdi, güzeliydi yani. Dediğim gibi sadece çok anlaşılmıyordu başlangıçta. Ama anlaşılmaya gerek var mıydı? Yok. Çünkü bir yandan karmaşık olduğu için seni bir atmosferle tanıştırıyor. Çünkü ışıklı, siteli, site derken city, yani şehirli, güzel bir şehri var. Bu arada hani LED seviyorsanız harbiden seveceksiniz. Özellikle hani LED seçimlerinize 1-2 LED'i koyuyorsanız mesela odanıza, onu seviyorsanız. Çünkü ben mesela Cyberpunk tarzı çok sevdiğim bir dekorasyon tarzıdır. Bu aralar gözüm yorduğu için çok böyle seçmiyorum. Ama hakikaten yani bu animeye benzeyecek, yani seveceksiniz. Şimdi orada karakter olarak Rouge denilen bir karakter var. Yani kırmızı demek Fransızca. Rouge da aslında bizi bir şey böyle hafızayı gerçekten unuttu mu unutmadı mı? Ama birisi hakkında bir araştırmalar yapıyor. Bir espiyon diyebiliriz. Ve onu yardım eden bir insan var. O insan da işte orada da gördük, gözlüklü bir kadın. O da önce hani robotik anlamında çok güçlü, çünkü bir kuşu kullanarak onunla iletişimde bulunuyordu ve insanları espiyonluyordu. Ve burada bir başka bir kadın var, onu espiyonlarken
Birden aslında tam bilmiyorsun da o kadın neyin nesi ama sonunda 9 tane özel öldürülmesi gereken karakterlerden bir tanesi. Ve o 9 tane özel karakterler değişiyor yani bir Zoe of the Enders gibi. Zoe of the Enders Kojima'nın bir oyunuydu PlayStation 2'de. Robotlaşıyor yani. Power Rangers diyebiliriz. O öyle değişiyor. Ufaktan bir kavga gördük. Joker denilen bir karakter var. Yani kendisini Joker kartıyla tanıtıyor Hisoka. Onunla böyle o öldürülmesi gereken 9 tane o karakterlerden bir tanesi bir şarkıcı. Onunla beraber bir şeyler var vesaire. Ama dediğim gibi bu post-apokaliptistiz bir Blade Runner. Ben sesler çok hoşuma gitti. Yani bu sound seçimleri ve OST, original soundtrack da çok güzeldi. Bakacağız yani bir yan gözle takip edeceğim. Hani doğrusu bu bölümde ağır gitti tanıtım amacı. İkinci, üçüncü bölümde hani bir hareketlenir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bu videonun başlığı şey olarak diyebiliriz yani. Cyberpunk bir de Bioshock'a dokunan anime diyebiliriz. Eğer seviyorsanız takip ederiz. Ben de takip ederim ama 3 bölüm 4 bölüm boyunca böyle çok ağır gidiyorsa hani bilmiyorum belki başka şeyler izleyebilirim. Dediğim gibi bu video böyle hani yeni çıkan anime hakkında hani bir ön yargımız olmadan hype'a göre hareket etmeden bari bir tanışalım nedir ne değildir. Böyle bir videoydu. Diyeceklerim bu kadar. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.